Kötü bir şey mi oldu? Ben Altay'ı Metin'le tekneye yolladım. Telefonu açmasın diye de tembihledim. Niye ki? Sen konuşmadın mı babanla? Hayır. Ne oluyor ya? Ha, siz ana kız bilmiyorsunuz. Ne? Meraklandırma, söylesene. Eniştemin haberi internete düşmüş. Fatih abi dövülmüş ve eniştem yaptırmış gibi de haber yapmışlar. Nasıl ya? İzmirli avukat Fatih Doğan'ın yumruklu sopalı saldırıya uğradı. Sayın Başsavcım, emniyet içindeki muhbiri yakaladık. Şimdi sorguya alacağız. Neredesin sen? Emniyetteyim. Ben seninle ne konuştum Selim? İlla resmi olarak mı ibra edelim? Görevden el çektirildin sen. Tabii, tabii. Anlıyorum. Ben zaten sorguya girmeyeceğim. Selim Savcım, seni resmi binalarda bulmak istemiyorum. Bu soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındın. Evine dön. Sayın Başsavcım, bu olay çok büyüdü. Çok büyüdü, öyle mi? Aç bir interneti bak bakalım. Bizi ne hale soktuğunu gör. Birazdan çıkıp basın açıklaması yapmak zorundayım. Ne interneti? Avukatın darp edildiği video. Sosyal medyada her yerde. Ve senin adın internetin, gazetelerin her köşesinde. Başına gelenlerden haberin yok senin. Hemen emniyeti terk et. Bu bir emirdir. Allah senin gibi telefonum ben. Sen ne izliyorsun bakayım? Ne o? Savcım, bakmayın isterseniz. Ya bırak saçmalama, ver bakayım. Aç şunu, aç, ver. Burada mı? Bu ne oğlum ya? Her yerde var mı şu anda oğlum? Selam var. Baksana yorumlara falan. Terbiyesizlere bak ya. Terbiyesizlere bak ya. Devletin savcısına ya nasıl böyle şeyler yazabiliyorlar ya? Ya hayır, nasıl babam hakkında böyle şeyler nasıl yazabilirler bunlar? Tamam, bir sakin ol Yağmur. Nasıl sakin olayım anne? Bu düpedüz yargısız infaz bak. Yani söylemeyeyim diyorum da. Geçen akşam o Selim'in hali de aldı adamı, attı evin önüne falan. Selim, babam böyle bir şey yapmaz. Anne, saçmalama, eniştemden bahsediyoruz. Üf, tamam ya. Aklıma geleni dedim işte. Komplo bu ya, komplo bu ya. Ne olacak şimdi peki, ne olacak? Babam öyle duracak, bekleyecek mi? Ya, kapalı. Babam geldi. Babam mı? Dur Yağmur, dur. Bir dakika, ben bir konuşayım önce. Kızım, bir geç otur da değil mi? Bir baş başa bir konuşsunlar. Hadi. Selim! Canım. Canan, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dün gece sana kötü hissettirmedin değil mi? Yok yok, atlatacağım, merak etme. Sen videoyu gördün değil mi? Hı hı. Çocuklar? Yağmur, o gördü sadece. Nasıl görmesin ki, her yerde ya. Nasıl oldu bu Selim ya? Gel sen içeride konuşalım. Böyle bir şey olamaz ya. Sen benim yaptırdığımı mı düşünüyorsun? Yok, hayır. Hiç asla öyle bir şey düşünmedim Selim. Asla. Ya bu başsavcılık bir açıklama, bir şey yapar herhalde yani. Komplo bu. Başka bir şey değil. Başsavcılık açıklama yapacak.
Soruşturma açacağına dair bir açıklama yapacak. Beni görevden uzaklaştırdığına dair bir açıklama görevden yapacak. Görevden mi uzaklaştırıyorlar? Evet. Durum böyle işte. Yani bilmiyorum ne olacaksa olacak. Selim. Ben bir Fatih ile konuşsam mı? Canım bunu ciddi ciddi söylemedin değil mi? Yani böyle bir şey konuşulmadı. Konuşmadık. Aramızda böyle bir şey geçmedi. Yok sayıyoruz demene değil mi? Tamam yok ben karışmıyorum yani. Zaten karıştığım kadar yetti. Canım kendine de bu kadar yüklenme ne olur. Senin dün gece söylediğin şeyler çok doğru şeylerdi. Sen duygularınla dürüstçe, mertçe yüzleşebiliyorsun. Çıkmıyor aklımdan Selim ya. Anladım da işte... Ben de sana destek olmaya çalışıyorum. Benim görevim sana destek olmak, seni manipüle etmek değil. Şu anda benim görevim sana destek olmak. Tamam mı? Senin bize ihtiyacın var şu an. Gel eve de geçtik biz. Gel bir yemek yiyelim. Hem çocukları görmüş olursun, kafan dağılır. Ben çocukların karşısına bu şekilde çıkmayayım ya, ne olur. Ya ne olacak? Gel hadi. Biraz yalnız kalayım. Ha? Ben seni nasıl yalnız bırakacağım böyle? Biraz yalnız kalayım. Cümle kuracak durumda değilim Canan. Gerçekten biraz yalnız kalayım. Biraz kafayı toplayayım. Olur mu? Sıkma canını tamam mı? Düzelecek her şey. Bak biz evdeyiz bu arada. Hani sıkılırsa canın gelirsin olur mu? Savcım ben sana iddianamiyi yolladım. Sen ona bir bak. Ama kasten yaralamaya teşebbüsten değil de kasten adam öldürmeye teşebbüsten biz tutuklama isteyelim olur mu? Savcım görüntü yok. Vurulan ortada yok. Hastaneden kaçıp gitmiş adam. Şikayet yok. Yani nasıl yapabiliriz bilemiyorum. Ya sen o şekilde talep et tutuklamayı. Allah Allah. Biz orada memur arkadaşlarla zaten olaya şahidiz. Ben sana bu Ahmet denen yaralan adamı bulacağım getireceğim tamam mı? Onunla bir konuşursun. Hem de bu çocuk var ya bu... Tamam okey. Onları da incelersin zaten. Onun üstüne konuşuruz. Tabii.